أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Paranormal Ofis. Üstad-ı Said, araştırmacı yazar. Erol Tangut. Doğru tevbe teknikleri. Şeytan Harikası kitabımız çıktı. Doğru tevbe. Şeytan Harikası kitap tanıtım ve sipariş hattı 541 850 84 67. Erol Tangut. Paranormal Ofis. Selamünaleyküm hocam. Aleykümselam Levent. Haydi Düzce'ye mi geleceksiniz hocam? Sen Düzce'ye geçmeyeceksin mi? Ben Bolu'ya geçsem, Bolu'da işim var, ondan sonra Düzce'ye geçsem, Ömer'in yanına. Tamam. Ne zaman geçeceksin sen? Şimdi o zaman ortalama 5 gibi sabah aşağıda otogar olurum Bolu'da. 8 gibi Düzce'de olurum diye düşünüyorum. Tamam. Sen yarın sabah mı? Bu sabah işte. Evet. Evet. Tamam. Sen Düzce'ye geç. Videoyu nasıl yapacaksınız? Ben önce şeyle yapsam, önce bir konuşsaz video falan yapmadan videoyu ben canlı yayın yapsak diye düşünüyorum, daha iyi olur. Tamam, canlı yayın yapın. Güzel. Onu bir de Ömer... Şeylere falan da bahset yani. Bu şimdi adam sürekli hep böyle rüşvet tehdidi yapıyor ya, şimdi sana da yapacak. Onun delili yok zaten, onu birkaç kişiye daha yaptı. Onu Selçuk Ozan arkadaşlarına da yaptı. Zaten Selçuk Ozan'ın sizinle kavgası ilim yönünden, yani fitne olarak hiç karışmadı, şey yapmadı. Şeyleri de söyleme videoda. Mesela Elif'in annesine para gönderdiğini, işte bazılarına parayı gönderdiklerini falan. Açıkça taraftar toplamak için para gönderdiğini de söyle mesela. Onlar aklı da var zaten o zaman. Yalnız canlı yayında şeytanla konuşturmayı düşünüyorum. Çünkü... o şeytana benim çok acayip işim var, sinir oldu bana, beni o da çok kandırdı. Hiç bence konuşturma, canlı yayında oyun oynayabilir. Öyle mi? Bilmiyorum, mesela o bende konuştuğu gibi konuşursa konuşsun. Ahitle emretmen lazım yani, yalan söylersen Allah senin imanını kabul etmesin. Diyerek şart koş, hani ben nasıl konuşturdum ya. Evet, dinledim. Aynı şekilde konuştur. Aynı gerçekleri söylet ona yani. Eğer de bunları söyletirsen de gerçekleri anlatırsan şeytan olarak da ben de şey yapacağım da yani. Erol Hoca'ya getireceğim seni de. Çünkü öyle dedi. Erol Hoca'nın yanında iman etmek istiyorum dedi. Burada gerçekleri anlatacaksın diyeceksin yani ona. Alo. Şebeke düştü galiba. Hı-hı. Bana ayrı, sana ayrı konuşuyor o zaman. Eğer yalan yalan söyleyebilir. Yalan söylüyor. Aşırı söylüyor. Konuştuğum zaman 500 lira parası olarak 1500 lira Muhammed vermişti ya Ömer'e. Eğer yalan söylüyorsa, ki ben yalan söylüyor diye düşünüyorum. Çünkü çok yalan konuşuyor. Müslüman yalan konuşmaz o zaman.
O yüzden ben onu 1500 lirayı taksit diyet ederek sadakaya verecektim. Canlı yayında onu Allah'ın izniyle, Allah'ın yardımıyla öldürmeyi düşünüyordum. Ama Ömer söylemiş ki size gidecekmiş galiba. Siz canlı yayın yapıp bir de konuşacak mısınız onunla? Ölmez demek. Sizin seanslarda görmüştüm olayla. O şekilde ölmez demek. Bunun bir tek ölüm şekli var. Sebil, oruç ve hayrat ağaç dikince ölüyor. O şekilde ölmez. Ben mesela şimdi Elif'tekini en az 15 bin lira sadaka verdim. Yine ölmedi. Ama bu zekatçı değil mi? Zekatçı değil, olarak mı? Değil. Zekatçı değil o. Bana zekatçıyım demişti. Hayır. Bu harami eşme. Vücuda rızka haramı karıştırdığın zaman faizle veya eksik zekatla zekatın kefaretini ödesen bile vücutta bir haram eşme kalıyor. Bu da insanın haramın hücrelerine kadar karışmasıyla ilgili. Hani ben sana orada söyledim ya, senin de sol kolun titrediğinde. O evet. Harami eşme. O insanın sol kol, mide ve vücudu oradan yayılır. Tamam mı? Şimdi ne kadar sen ödesen bile kefaret, bu harami eşmeleri öldüren üç şey var. Bir, hayrat olarak sebil yaptırmak, ondan sonra 7 tane meyve ağacı ve 7 gün tek hurmayla oruç. Öyle ölüyorlar. Onun ben argesini, testini defalarca yaptım yani. O kitap o kitaptan sonra bulduk bunu biz. O şeytan haritasında yazmıyor. Benim Facebook sayfasında paylaştım ben onu. Harami eşme uygulaması diye. O normalde ensesten de zekatçıdan da çok daha güçlü onlar. O ölmeyeceğini biliyor o şekilde. Ben mesela orada diyorum ya, 7 tane meyve ağacı diktireyim mi deyince onun hayrına bağırıyor ya, hatırlıyor musun? Yok hocam, orayı hatırlamıyorum. Onu kayıtta var yani. Belki orayı göndermesin. 7 meyve ağacı olayı. Yani o 3 tane işlem veriyor. Hayrat sebil 54 günde vücutta onu temizliyor. Oruçta 7 gün ve 7 meyve ağacında kademe kademe ölüyor. Ve harama meylettiren enerji yani. O sendeki de aynı. Ama ben bak hocam, yanlış anlamayın. Ya kredi şey kartıyla alışveriş yapıp yesen bile aynı, anladın mı Levent? Benim kredi kartım yok da babam kredi kartı falan kullanıyor. Ev aldığı kumayadan bizden faydalandı mı? Aynı şey işte. Aynı şey. Oluyor değil mi? Oluyor. Aynı şey. Ya ben yediğinden mi kardeşim? Benim de 15 yaşındayken babam bir ara işte aşçılık yaparken bir yerde çalışıyordu, tamam mı? Orada evet. İçki satılan bir yerde. Oradan ben yedim içtim. Ta oradan geliyor. Bende bile yani reaksiyon verdi, anladın mı? O uygulamada tamam, benim uykusuzluk problemim vardı mesela. O uygulamadan sonra çözüldü. Yani kendimde de denedim, anladın mı? O öyle bir enerji. Tamam. Yani insanlar haramı helal edip mesela diyor ki faize tekrar dönerse diyor cehennemde ebedi kalır diyor ya. Evet. O haramın bedene girmesiyle bir insan mesela bir iradesiyle onu yiyor. Bir de mesela anasından babasından soydan işte mirastan ondan sonra kazancından bir şekilde karışıyor ve bedene yerleşiyor. Tozu bulaşıyor. Haramı bu yani. He? Tozu bulaşıyor işte mesela. Tabii canım ya, bu böyle bir pislik yani. Bunu vücuttan kazıyacak olan son uygulamadan sonra zaten bunlar çıldırdı. Ve düşünsene mesela bu adamın babası yıllarca yiyor ve bize geldiğinde Muhammed bankada parası vardı adam. Onun faizini yiyordu yani. Bugün Selçuk Uzar adını anlattım ona olup biten her şeyi. O yaklaşık 5-6 ay önce ayrıldı zaten bizden. Çünkü bana söylemişti de ben algı yapamıyordum o zaman. Şimdi bir gün aradı beni. Bir şey de duydu benim hakkımda. Gözüm atıldı ve şey yaptı bana. Levent dedi, Muhammed'in bak Selçuk Hoca aynısını söylüyor. TGDF diyor şu an bizi kullanıyordu. Veya daha doğrusu kullandığını zannediyordu. TGDF dedi Erol Tango'yu düşürüp de kendi oraya getirmek. Yani onun ümmetle falan alakası yoktu. Tabii, başka bir şey değil. O da aynısını söyledi. Şu an takdir ettim tabii. İşte ona da söyledi. Bir açıklama yap kardeşim de. Yani bu adamın ya, hedefi bu değil. Bu fitneyi en azından onlar da destek görsünler. Bu fitne yani.
Zaten Siyasçık o da fikri isabet olmadı. O ilim konusundan sizinle sürekli tartışıyor. Ya yine tartışıyor yani, da geçer şey. Karşıma geçer. Oturur konuşur tartışırız. Tartışma böyle olur, anladın mı? Bu karı gibi feslerde yazmakla ilim konusunda tartışma olmaz ki. O şöyle var. Bizim ilmi yalanlamıyor. O da yapıyor. Ama bu ilim sizin ilminiz diyor. Benim bildiğim ilmin daha onda biri diyor. Bu hiçbir şey değil diyor. Büyüyü yalanlamayın diyor. Büyüne şey yapıyor. Tekrar. Ya biz büyüyü yalanlamıyoruz ki Levent. Biz diyoruz ki Allah Felak ve Nas suresinde büyüden insanlara Allah'a sığınmayı öğretti. Tamam mı? Hafız evet. Esmasının içine giren Allah'a sığınana büyü isabet etmez. Ve benim hayatım boyunca isabet etmedi. O esmaya sığındım ve büyü bana tutmuyor mesela. Sen de sığınsan sana da tutmaz. Ama büyü vardır. Büyü tutar. Ama hafız esmasıyla Allah'a sığınmayana Felak Nas'ın anlamını bilmeyip o Felak Nas'taki manalarını kalbine indirip tam iman etmeyene tutar. Anladın mı? Yani anladım o zaman. Tevekkül yani. Doğru. Tabii ben de büyüde korkmuyorum Allah'a zaten. Allah'a sığınsan tutmaz ya. Nazar da tutmaz. Bir şey daha söylemek istiyorum. Kafamı karıştırdım. Şimdi bu ilimde benim bildiğim şöyle diyorlar. Her hastalık, musibet hep günahlardan geliyor. Evet. Bunu ama Siyasi Koca hepsini kat şey diyor. O ki her hastalık günahlardan geliyor. Peygamber Efendimiz vefat etmeden önce hastalandı. Çok bir günah vardı. Sonra Eyyub Aleyhisselam hastalıktan etler böceklerini yiyordu. Çok bir günah çıkardı falan diyor. O da kafanı karıştırdı. Peygamberler doğru diyor yani. Ümmetlerine rehber olmak içindir. Ümmetten kimse hasta olmayacak. Peygamberlerin makamı ayrıdır. Ümmetinden insanlar hasta olacak. Peygamber de bir ümmetten birisi. Yani peygamber de kul olduğunun göstergesidir. Öyle değil mi? Tabii ki. Mesela şimdi Hazreti Yunus Aleyhisselam balığın karnına düştü. Balık onu yuttu ve asitler onun bedenini parçalamaya başladı. Ne dedi? Ben nefsime zulmettim dedi peygamber, değil mi? Evet. Allah'ım beni affet dedi. O işte bu benim günahlarıma kefaret demedi bak. Ben nefsime zulmettim dedi. Veyahut da kendi nefsini temize çıkarmadı. Mesela şimdi doğru. Peygamberlerin başına gelen hadiseler ümmete rehber. Mesela şimdi peygamber aleyhissalatü vesselama bir büyü isabet etti mi? Kitapların bazıları diyor etti, bazıları etmedi diyor. Ama bir kitapta da diyor ki peygamber diyor kendisine büyü yapıldığına dair acaba büyüden ben mi hasta oldum deyip şüpheye düştü diyor, tamam mı? Evet. Acaba büyü mü bana etkiledi diye. Sonra o küçük bir cüzi bir şüphesiyle büyü ona tesir etti diyor, tamam mı? Sonra Allah ona Felak ve Nas surelerini indirerek büyüden, fitneciden, şerden nasıl sığınacağını onun aracılığıyla bütün ümmetine ders verdi. Ama Felak ve Nas inmeden önce Cebrail ile şey gelmiyor ona. Ama işte sonra Felak ve Nas indi. Nasıl evet. Sığınacağını yani hafız esmasına onun ve ümmetinin nasıl sığınacağını ders verdi, sığındı ve tesir bitti. Ve bütün ve ümmetinde ayette, de sığındığı evet. An tesir bitiyor. Anladın mı? Büyünün tesiri. Hani Felak doğru, nasıl doğru. Okuyorlar ya okumak değil. Ne diyor mesela? Allah'ım düğümlere üfleyenlerin şerrinden sana sığınırım diyor. Haset ettiği zaman hasetçinin şerrinden sana sığınırım. Gecenin şerrinden sana sığınırım. Ne yapıyor? Orada sığınmayı öğretiyor. Aynı zamanda dua mesela felaklaması, tamam mı? Sığındığın evet. An gerçekten sığınırsan büyü bitiyor. Yani felaklaması okuduğun zaman bitmez. Onu sığın, sana 1000 tane insan büyü yapsa da tesir etmez. Ama sığınmayana büyü de, nazar da, haset de tesir eder. Bunun zaten Yunus suresi 150'nin gayet 129 mu 120 olmasın lazım. Tamam. Zaten başına musibet gelecek zaten onu Allah'a başa kimse gidemez diyor. Hı. Allah bir lütuf vermişse onun önüne de kimse geçemez diyor. Yani burada yani. Sığınan insana tesir yok. Anladın mı? Büyünün tesiri yok. Bak büyüyü inkar etmiyoruz. Büyü var. Nazar da var. Ama kişi şimdi mesela ne yapıyor? İnsanlar Felak Nas'ı ezberden okuyor. Büyüden korunmak için. Ya onu okumak değil. Onun manasını insan kalbine indirerek Allah'a sığınırsa ne yapmaz? Büyü ona tesir etmez. Ama sığınmayana tesir eder.
Yoksa doğrudur biz büyüyü hocam. İnkar etmiyoruz ki. Büyü var diyor. Büyü yapıyorlar. Var. Ama Allah'a sığınana felaknasın kalbini, felaknasın anlamını kalbine indirip tam anlamıyla Allah'a teslim olana, imanı tam olana teslim etmez. Biz insanlar onu diyoruz. Allah'a sığının. Felaknasın manalarıyla Allah'a sığının. Büyünün de, nazarın da, insanların da şerrinden korunun diyoruz. Yani. Yoksa büyü yoktur demiyoruz. Anladım hocam. Bir şey diyeceğim bileniz. Ben şimdi bilet aldım. Geri dönüş bileti de. Almıyorum. Hani tam emin değilim. Ankara'ya mı geçeceğiz oradan yanına bir canlı yayın yapar mıyız? Yoksa ben direkt izleyelim geçeyim. Nasıl yapayım diye bilet almadım. Bunu bir şey yapalım da haberleşiriz ya. Pazar günü haberleşelim, tamam mı? Yarın onu, tamam. He, yarın haberleşelim demek. Ben de durumu ona göre ayarlayacağım, tamam mı? Tamam. Benim de bir umre işim var. O arada işte şeyleri falan hallediyorum. Bazı hazırlıklarım var. Peki var mı bir isteğiniz o zaman? Yok, Allah'a emanet ol kardeşim. Sen de adam kendine iyi bak. Sağ olun. Görüşürüz. Kendine.